Bu tarifin sonunda böyle ekmekle bandıracağız. Sonra da afiyet afiyet yiyeceğiz. Merhabalar, bu tarifimizde size çok özellikli kahvaltılık ve mezelik olarak kullanabileceğiniz tuzlu yoğurt mıhlaması yapacağız. Hemen malzemelerimize geçiyoruz. Bu tarifin kırılma noktası kullandığımız yoğurt. 500 gram Hatay'dan gelen tuzlu yoğurdumuz var. Bunu bir şekilde büyük şehirlerde vesaire yapacağınız vakit bulabilirsiniz. Biri boy yemeklik soğanımız var. 60-70 gram tereyağımız. Bir demet maydanozumuz, ince kıyım. Karabiberimiz ve pul biberimiz var. Bu lezzetin yapımı oldukça kolay ama özellikle bir lezzet, hemen yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak tereyağımızı tavamızda bir güzel erittik. Soğanımızı veriyoruz ve soğanımızın şöyle bir rengini döndüreceğiz tereyağımızla beraber. Şimdi soğanım yeteri kadar döndü. Bu aşamada tuzlu yoğurdumu veriyorum. Döndüreceğim ve kısık ateşte tavamın ağzını kapağıyla kapatıp bir müddet yoğurdumun yumuşaması için izleyeceğim. Evet, kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle krem peyniri kıvamını aldıktan sonra hemen karabiberimi giriyorum. Artık bunlar tabii sizin damak tadınıza uygun miktarlar. Benim acı biberim de özel, feci acı olduğu için az giriyorum. Bir en son da maydanozunu veriyorum. Şöyle bir karıştırıyorum fazla uzatmadan meseleyi. Hemen ocağımın altını kapayacağım ve sıcağıyla servise alacağım. Tuzlu yoğurt mıhlamamı. Evet, servise ayrı bir özen göstermiyoruz. Bunun bir güzel tarafı da bandıra bandıra yebeni durumu. Ekmekle sıyıra sıyıra götüreceğiz. Bunu da antiparantez belirteyim. Tuzda mıhlamayı, yoğurtlu mıhlamayı denemenizi tavsiye ediyorum. Beğeniye tıklamayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka çekimde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.